Selam arkadaşlar. Tekrar yeni bir video ile karşınızdayız. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize olsun inşallah. Bugün de şeytanın ilk yaptığı icraat ve insanların mallarına ve canlarına nasıl ortak olduğunu inşallah anlatacağız bu videomuzda. Net bilinmeyen birkaç gerçeği de bu videoda öğrenmiş olacaksınız inşallah. Başlayalım ya Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah dedi ki yerilmiş ve kovulmuş olarak çık oradan. Andolsun onlardan sana kim uyarsa sizin hepinizi cehennemde dolduracağım. Ey Adem sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerde yiyin fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Derken şeytan kendilerinden gizlenmiş olan avret dillerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki Rabbiniz size bu ağacı ancak melek olmayasınız ya da ebedi kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı. Şüphesiz ben size öğüt verenlerdenim diye onlara yemin etti şeytan. Bu suretle onları kandırarak yasağa sürükledi. Ağaçtan tattıklarında kendilerine avret yerleri göründü. Derhal üzerlerine cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Rableri onlara ben size bu ağacı yasaklamadım mı? Şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi? Diye seslendi. Ey Ademoğulları size avret yerlerinizi örtecek giysi ve süslenecek elbise verdik. Takva elbisesi var ya işte o daha hayırlıdır. Bu Allah'ın rahmetinin alametlerindendir. Belki öğüt alırlar. Ey Ademoğulları avret yerleri kendilerini açmak için elbiselerini soyarak ana babanızı cennetten çıkardığı gibi şeytan sizi de saptırmasın. Çünkü o ve kabilesi onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Şüphesiz biz şeytanları iman etmeyenlerin dostları kılmışızdır. Çirkin bir iş işledikleri vakit biz atalarımızın bunun üzere bulduk. Allah da bize bunu emretti der. De ki şüphesiz Allah çirkin işler işleri emretmez. Siz bilmediğiniz şeyleri Allah'ın üzerine mi atıyorsunuz? Devamında başka bir ayet demişti ki git onlardan kim sana uyarsa şüphesiz sizin canınız cezanız cehennemdir. Eksiksiz bir acı ceza. Onlardan güç getirdiklerine sesinle sarsıntıya uğrat. Atlarını ve yayalarını onların üzerinde yaygara kopar. Mallarda ve çocuklarda onlara ortak ol. Ve onlara çeşitli vaatlerde bulun. Şeytan onları aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şimdi bunları okuduk. Toparlayacağım ne demek istedim kardeşlerim. Hadislerden de bahsederim. Ademoğluna zinada nasibi takdir olunmuştur. O buna mutlaka erişir. Gözleri zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası tutmak, ayakların iki zinası yürümek, kalbe gelince o arzu eder, ister. Üreme organı ise bunu ya gerçekleştirir ya da boşa çıkarır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a saygı ve güzel takva ahlaktır diyor. En güzel takva. Saygı takvadır. İnsanları cehennemde en fazla götürecek şeyler diye sorulunca da ağız ve cinsel organdır. Yani cehennemliğin insanlara sebep olduğu iki şey. Yani diline ve beline hakim ol. Şu hadisi de bağlayalım bu konumuzla ilgili. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir erkek yabancı bir kadınla baş başa kaldığında mutlaka üçüncüler şeytan olur. Şimdi bunları da bildiğimiz zaman bir de onlara Adem'in iki oğlunun başından geçen ibret verici şu gerçeği anlat. Onlar Allah'a birer kurban takdim etmişlerdi de birinden kabul edilmiş diğerinden ise kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen kıskanıp seni mutlaka öldüreceğim deyince öteki şu cevabı verdi. Allah ancak takva sahiplerini ibadetlerini kabul buyurur. Şimdi bunun devamı olan süre Maide suresi o 27 idi bu 31. Derken Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermesi için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Katil bunu görünce yani
öldüren. Yazıklar olsun bana, şu kargadan daha bilgisiz, daha mı aciz miyim ki kardeşimin ceset nasıl ortada kalacağımı bilemedim diye dövündü ve pişmanlığa düşenlerden oldu. Şimdi güzel kardeşlerim, bunların genel toplamını, şimdi bütün cevap soru da ayetlerin içinde hepsi aslında. Böyle bir birebir baktığımızda Rabbimiz Hazreti Adem'e eşini yaratıyor. Yaratıyor ama okuduğum bir ayette Rabbim Allah kötü işleri emretmez ayetini hatırlatıyorum size. Burada eşini yaratıyor. Yani burada eşini yarattığı için dünyada da bunlar yayılacak, 7000 yıllık ömürleri olacağı için bunların birleşmesi gerekiyor. Yani cinsel ilişki üremesi gerekiyor. Bu nedenle ilk oldukları için burada bu işi ilk önce Allah-u Teala şeytan vesilesiyle yuvarlak kaba tasla konuşursak yaptırmış oluyor. Kendisi izin vermiyor. Yani Hazreti Adem'e her şeyi öğreten Allah burada sadece diyor ki şu ağaca yaklaşmayın. Çünkü niye? Allah çirkinliği emretmez ayetinin gereği olarak. Şeytan ise işte Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya, daha önce 2-3 videomuz var bu konuyla ilgili. Tin suresi dahil. Nasıl olduğunu anlatmıştık. Burada incir ağacıdır bu. Yeryüzünde kimse bunu bilmez zaten bizden başka. Rabbimizin izniyle. İncir ağacından inciri yediklerinde zaten incirin özelliklerini araştırın. Bakacaksınız, göreceksiniz. Cinselliği arttırıcı, sperm özelliği özellikle olan bir ağaç. Bu onların cinselliğini tetikletiyor şeytan sebebiyle. Ve böylelikle üzerlerindeki elbiseler açılıyor. Kendilerini çıplak olarak görünce ve bir cinsellik uyanması oluyor. Cinsellik uyanması olunca da birleşme isteği oluyor. İşte o bulundukları bahçe, cennet denilen yerden, Tur-i Sina'dan Rabbimiz diyor ki burada izin vermiyor oraya. Çünkü kutsal beldelerde, yerlerde, bunu yine söylemiştik, dünyada bir ilk. Neden oradan indirmişti, çıkarılmıştı, yani cennetten çıkarılmıştı öyle, öyle değil. Kutsal beldelerde haram olan fiiller vardır. Bunlardan biri, karı koca da olsanız ilişkiye giremezsiniz. O nedenle Rabbimiz çirkin şeyleri emretmiyor. Orada onları da çıkarmış oluyor. Yani o işi orada yapmalarını da müsaade etmiyor. Çünkü bir kutsal belde. Kutsal belde olduğu için onlara eşindir, hadi birleş çocuğun olsun demiyor. Sadece ağzı da gösteriyor. Diyor ki buna da yani dokunmayın. İşte şeytan eliyle dokunmuş oluyorlar vesilesine. Şimdi hal böyleyken bunu da böyle bir iyi anlayalım yani. Kutsal beldede de karı koca da olsa bu ilişkiye giremiyorlar. İşte buradaki şeytanın ilk hamlesi kutsal beldede bunların o istek arzularını tetikleyen hareketi, vesveseyi verip o Hazreti Adem ve Hazreti Havva validemizi ve babamızı bu yola teşvik ediyorum. Bunların da artık bu safhaya gelince Rabbimiz oradan diyor ki ey Adem, sen ve eşin ve şeytan birbirinize düşman olarak aşağı inin. Yani karı koca ayrı, şeytan ayrı, insanla cin olarak birbirinize olarak bu kutsal beldeden aşağı inin. Birleşmek üzere diyor, salıverdik onları. Yani ilişkiye girmeler için onları serbest bıraktık, kutsal beldeden çıkardık diyor. Ama enteresan olan o değil kardeşlerim. Yani bunu zaten bunları yeryüzüne size söyleyebilecek kimse yok, hamdolsun. Buradaki işte şeytanın ortak olma vesilesi var ya, işte bu duruma şeytan ortak oldu. İşte buradan da anlıyoruz ki Adem'in iki oğlundan, Hazreti Adem'in hadislerde de Habil ile Kabil diye geçen, Kabil'in ilk çocuk olması, yani o ilişkiden olacak çocuk, ilk çocuk Kabil'dir. Zira niye? Şeytan buna ortak olduğu için, anne babaya ortak olduğu için şeytan bu çocuk üzerinde etkilidir. İlk çocuk. Yani bunu iyi bilirim. Yani bu Allah'ın emretmediği bir şeyi şeytanın vesvesesiyle Hazreti Adem ve Hazreti Havva validemiz gerçekleştirmiş oluyor. Bu şeytanın yeryüzündeki ilk icraatı. İkinci icraatı işte doğacak çocuğa ortak olmasıdır.
Habil ve ortak olduğu için de ileride Rabbimize sundukları kurbandan dolayı kurbanın kabul edilmemesi zaten şeytan ortak olduğu için onu kolaylıkla yönlendiriyor. Yönlendirdiği için de kurbanı da sorunlu. O nedenle kurban da kabul olmuyor. Bu sefer kıskançlık başlıyor. Kardeşini öldüreceğini söylüyor ve öldürüyor. Sonra pişman oluyor. Ama buradaki konumuz işte bizi bağlayan konu bu. Yani yeryüzünde ilk doğan çocuk şeytan ona ortak olmuştur. Bu hadislerde de geçen Kabil'dir. Kabil bu şekilde ortak olduğu şeytanın kontrolünde olduğu için ayetteki dediği gibi mallarına ve çocuklarına ortak ol dediği konulardan ilk icraatı da anladığımız hadislerden bir araya getirdiğimiz baktığımızda Hazreti Havva ve Hazreti Adem'in çocukları olan Kabil'dir. Ama ikinci çocuklar öyle değil çünkü artık hani haram olan bir beldede haram bir fiilin yapılmaya kalkışılmasından sonra normal işte karı koca arasında işte bir olan çocuklar daha dengeli düzenli çünkü Allah'ın izniyle besmeleri. Yani burada Hazreti Kabil'in dünyaya gelişi bu tabiri net kullanıyorum. Evzu besmelesiz gelmiştir. Yani şeytan bunu ortak olmuştur. Çünkü kutsal beldede onları bu fiile teşvik etmiş, vesveseler vermiştir. Ve onlara çıplak yerleri gösterilmiştir. İşte Rabbimiz de burada diyor, asıl elbise takva elbisesidir diyor. Sizler işte dilinize, gözünüze, belinize, kulağınıza hakim olun diye de ayetlerinde müminleri uyarıyor. Ama Allah Resulü de diyor ki, bu zina Hazreti Adem nesline takdir olunmuştur. Yani yazılmıştır, kaçamazsınız. Kimisi gözüyle bakar, kimisi ağzıyla muhabbet eder, kimisi icraat yapar bunu işte kalbinden geçirir ama işte cinsel olan bunu yapar yapmaz, kimisi yapar. Yani kimisi hepsini de yapıyor, kimisi bir kısmını yapıyor. Sonuç itibariyle Hazreti Kabil besmelesiz yani şeytanın ortak olduğu ilk çocuktur. Bu da genel kan olarak yine bu da kardeşinizin tespitidir. Evlenen çiftlerin nikahsız olarak bir araya gelmesi, el ele tutuşma dahil haram olduğu için bunu böyle iyi anlayın. Kıtaklı olanlar da hemen aksi yönde bir şeyler söylemeye çalışacaktır. Onlara sözümüz yok. Çünkü bilenle bilmeyen farkı var. Nikahsız olarak el ele gel tutuşmak haramdır. İşte kişiler eşleriyle tanışma safhası olsun, görüşme safhası olsun. Bu teması kurduklarında şeytan direkt bunların zaten bir araya gelip o günaha sokmada birinci rolde. Yani yaptıkları her şeye şeytan ortak. Artı ilk olacak evlenip de bunlar bu çiftler bu hal üzere de evlenirseler ilk çocuklarına da ortak olmuş oluyor. Bunun önüne geçemezsiniz. Yani siz gidip nikah da kıysanız, yani dini nikahınızı da yapsanız bunun önüne geçemezsiniz. Çünkü onun öncesi var. Şeytan sizin ilişkinizde aracıdır, ortaktır. Bu şekilde olanların ilk çocukları da genelde bakın yeryüzüne hep ilk çocuklar sorunludur. Kız olsun, erkek olsun fark etmez. Bu da bizim bir tespitimizdir biznillah. Bunu da Hazreti Adem'in ilk çocuğu Hazreti Kabil üzerinden de anlatıp delilli belgeli ayetler üzerinden daha net anlatmış olduğumu düşünüyorum inşallah. Yani o nedenle derken bazen derler ya, görücü usulüyle. Evet görücü usulü olsun, tanışma faslı olsun. Zaten hadiste diyor ya, bir yabancı kadın veya erkek ayrı ayrı bir arada olduklarını, üçüncüleri şeytan olur. Yani bütün bunlara bakaraktan çok net bilmeniz lazım. Evet, birini görüp uzaktan beğenebilirsiniz. Telefonla görüşebilirsiniz. Ama bir araya geldiğinizde ya yanınızda birileri olacak ya temas etmeyeceksiniz. Nikahınızı kıyana kadar, nikahınızı kıydıktan sonra size helal olan
yerden eşlerinize sokulabilirsiniz. Bu da o zaman ilk çocuklarınızın da şeytanın ortak olmayacağının delili belgesi olur. O nedenle bu konuyu daha da büyütüyorum. Son 100 yıllar, 200-300 yıllarda da baktığımızda çocukların neden ana babaya asi olduğuna dair, çünkü dininden İslam'ın kaldırılması, hükümlerinin kaldırılması, şer'i hükümlerin kaldırılması, bütün bunların hepsi işte dinini bilmeyenlerin, yanlış bilenlerin, besmelesiz olanların, bu işe direkt daha farklı yaklaşanlardan dolayı şeytan tüm çocuklara ekseriyeten böyle, ekseriyetine ortak olmuştur. Çünkü evzu besmelesiz yapılan bir iştir. Nikah da öyledir, nikahtan öncesi de öyledir. Hala dini nikaha karşı çıkanlar da vardır. Tüm bunları koyduğumuz işte ahir zamanın alametleri olarak da neden çocuklar anne babaya hadisler ışığında da asi olduğunun bir cevabıdır bu inşallah. O nedenle toparlarsak genel itibariyle Hazreti Adem ve Hazreti Havva'ya, validemiz ve babamıza şeytanın ilk galebesidir bu. Ayrıca ilk çocuklar Kabil'e ortak olmasıdır. Bu ortak olmasının sonucu şeytanın kontrolünde olduğu için ileride sunduğu kurbanı da kabul olmaması nedeniyle kardeşi Habil'i katletmesidir. Ve ilk çocukların, anne babaların tanışıp nikah kıyana kadarki sürede şeytanın onlara tekrar sokulması ve ilk çocukların genelde de şeytanın onlara ortak olmasıyla kontrolünde olmasıdır. Ana babaya asiye olma vesaire buradan geliyordur. İnşallah hayırlara vesile olduğumu düşünüyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Rabbime emanet olunuz.